Merhaba arkadaşlar. Radikal bir karar aldım. Bundan sonra okuduğum kitaplarla ilgili yani hangi kitap okuduysam onun bilgisini size vermek istiyorum. Geçen ay okuduğum kitabımız Diriliş Çanakkale. Turgut Özakman abimizin güzel, işte mekan cennet olsun, güzelce hazırlamış olduğu kitabı. Çok hoşuma gitti. Çok seri bir şekilde okudum. Hani bir romandan çok notları var. Gerçek notlar. Üzerine hani roman denmiş ama hani romandan çok gerçek konular. Direkt işte savaştaki insanların ceplerinden çıkan mektuplar, gerçek notlar, gerçek savaşlar, gerçek kurşunları anlatmış. Çanakkale Savaşı hakkında tarih kitaplarında olmayan tüm detaylı bilgilere ulaştığımı düşünüyorum bu kitap sayesinde. Osmanlı Hanedanı'nın Türk askerini Almanlara teslim ettiğini de bu kitap sayesinde öğrendim. Normalde Alman askerleri hani eğitim falan için gelmişlerdi Osmanlı'ya ama onun dışında da Osmanlı askerinin başındaki kişiler de yüzbaşılar, binbaşılar, albaylar, işte tuğgeneraller, en büyük komutana kadar, generale kadar hepsi Almanlar tarafından olduğunu da bu kitap sayesinde öğrendim. Ondan sonra Çanakkale Savaşı'nı hani basitçe anlatıyorlardı bize kitaplarda, o andaki durumları. Orada savaştaki hani sadece kendi canını değil, kendi milletin değil, hani bütün yurdu, her şeyi düşünerek savaştıklarını net bir şekilde bu kitapta birinci ağızdan duymuş oluyorsunuz. Ondan sonra yenilmez denen İngiliz ordusunun yenileceğini tüm dünyaya göstererek büyük bir başarıyı elde ettiklerini de net bir şekilde görüyoruz. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabı bana kısa dönem askerlik yaptığım Afyon Karahisar'daki işlerini yaptığım değerli albay abim Asım Candar komutanım, albay kıdemli albay komutanım hediye etmişti okumam için. Bunu geçen ay okudum. Biraz geç okudum. Çünkü elimde başka kitaplar da vardı. İş hayatımdaki aşırı yükten dolayı da kitaba geç başladım, geç okudum. Keşke diyorum bu kitabı daha önceden okumuş olsaydım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitap hani her Türk milletinin, her Türkiye'de yaşayan tüm ırkların, Türkiye'ye hani gönül bağlamış tüm milletlerin bu kitabı kesinlikle okuması gerekiyor. Tavsiye ederim. Bundan sonra dediğim gibi videolarımda yer vereceğim okuduğum kitaplarla ilgili genel olarak hangi kitap okuduysam ufak bilgi vereceğim. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu kitabın çok daha fazla kişi tarafından okunması taraftarıyım. Hatta yeni nesil insanların da hani yeni neslimiz de okuması daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hani başka da bir şey demiyorum. Ağzına dinle sağ Turgut Özakman abimizin. Mekanı cennet eylesin. Nur içinde yatsın.